Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün size Türkiye'den nasıl para kaçırıldığını, bunun legal yoldan kaçırıldığını ama Türk lirasının değer kaybetmesinin neden olduğunu, tabii vergi kaçakçılığının da devletin yani iktidarın izniyle yapıldığını anlatacağım. Biliyorsunuz dünden itibaren Pandora Papers diye bir şey açıklandı. WikiLeaks'ten daha çok ortalığı karıştıracak bir şey. Dünya liderlerinin nasıl yurt dışına para kaçırdıklarını ve bir takım iş adamlarının nasıl bunu yaptıklarını iktidarla koordineli bir şekilde yaptıklarını anlatmaya çalışacağım. Tabii ben biraz olayın ana temellerini anlatacağım. Daha sonra ekonomist bir arkadaşımdan daha detaylı bir program, daha uzun bir program yapacağım ama temel bir takım mantığını anlatmaya çalışacağım. Çünkü legal yoldan yapılıyor bu, fakat doğru mu yapılıyor, ülke çıkarına mı yapılıyor, sorun burada başlıyor. Beşli çete diye adlandırılan 5 büyük inşaat firmasını biliyorsunuz zaten. Bu beşli çeteye ayrıca başka firmalar da dahil oldu. Ne yapıyorlar? 128 kere vergi indirimi yapmışlar mesela bu beşli çeteye. Şöyle bir şey yapıyorlar. Buna mesela Renaissance Holding, Pandora Papers belgelerine göre işin içine girmiş. Kimdir bu Renaissance Holding? Renaissance Holding sarayı yapan firma. Sadece sarayı yapan değil tabii, 5 çeteden sonra yeni bir grup olarak yine dörtlü beşli bir yeni bir çete geliyor. Onların içinde var olan bir grup bu. Şimdi şöyle anlatayım. Cumhurbaşkanı 5 yatırımı teşvik kapsamına alıyor. 14 milyar lirayı buluyor bunların hepsi. Bunların içinde Erdoğan'ın damadı da var tabii. İnsan öldürmek için yapan ve Türkiye'ye yalakalarını gururlanarak anlattığı, yani insan öldürmek için Türkiye'yi geliştirdiğini gururlanarak anlattığı firma bu. Ondan sonra Kalyon var, Rönesans grupları var. Mesela Erdoğan'ın damadı 600 milyonluk yatırım planlıyor. Bu Baykar makineye %100 vergi indirimi. Yani diyor ki sen insan öldürmek için araç yaparken bana hiç vergi vermeyeceksin devletimize. Hani devletimizi kalkındırıyor diye öyle söylüyorlar ya. Hiç vergi vermeyeceksin diyor. %120 de yatırıma katkı sağlanacak. Yani bir de üstte para vereceğiz. Adam zenginleşecek, üstte para vereceğiz. Fakat yalaka basın ve akademisyenler televizyona çıkıp Türkiye'ye olan katkısını anlatıyorlar Bayraktar'ın. Nasıl bir katkıysa bu. Şimdi bu şirketle beraber şeye de yapılıyor. Rönesans Holding'e de yapılıyor. Rönesans Holding ilginç bir takım dokümanlar anlatacağım size. Mesela haberden okuyayım daha rahat ben de kafanızı, hem kendi kafam fazla karışmasın. Çünkü çok karmaşık bir şey, o yüzden haberden bilele anlatır gibi anlatacağım. Gerçekten çok ekonomi bilmiyorsanız karışık bir şey. Rönesans Holding ile Cezayir'in milli enerji şirketi Sonatrach ortaklığı hayata geçirecek olan polipropilen üretim tesisi için verilen teşviğin kapsamı genişletilmiş. Yatırım miktarı 8 milyar 225 milyon falan filan olan ufak tefek kusurlar da var olarak belirtilmiş yatırım miktarı. Bu kapsamda şirkete gümrük vergisi, KDV istisnası ve iadesi %100 oranında vergi indirimi ve yatırıma katkı oranı 10 yıl boyunca sigorta primi, işveren hissesi desteği ve gelir vergisi stopajı desteği verilmesi öngörüldü. Beni de verin gitsin olay. Bu geriye ne kaldı ki? Holdingin 30 nitelikli personel sayısı olarak belirttiği kararda ayrıca 45 milyon lira değerinde nitelikli personel desteği, 10 yıllık ve 100 milyon lirayı aşmamak üzere insaflı davranmışlar, enerji desteğiyle yatırım yeri tahsisinde devlet tarafından sağlanmasına karar verildi. Yani tam öpüldük. Bunun adı başka, yani biraz argo oldu ama kusura bakmayın, tam öpüldük. Şimdi son 5 yılda 16 milyar liralık 10 ihale almış Rönesans Holding. Bizim paramızdan ödenen kamu projelerine ödedik karların bir kısmını vergiden kaçırmak için Britanya Virgin Adaları'na aktarıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Rakamları yuvarlak olarak vereceğim. Diyelim ki 100 milyarlık bir iş yaptınız. Bundan vergi vermediğiniz gibi size teşvik veriyor. Arsayı da bedava devlet tarafından veriyor falan filan. Devletten vergiyi kaçırıyorsunuz.
bu 100 milyarlık işin neredeyse 100 milyar da kar gibi. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Ya da çok az bir harcama yapıyorsunuz. Vergisini vermiyorsunuz ama işçilere para veriyorsunuz falan filan. Diyelim ki 50 milyar size kar kaldı. Bu 50 milyar parayı offshore üzerinden Britanya Virgin Adaları'na aktarıyorsunuz. Bu suç mu? Hayır değil. Fakat ülke bankalarından, Merkez Bankası ve ülke bankalarından döviz çıktığında, başka bir ülkeye gittiğinde sizin Türk paranız değer kaybediyor. Türk parasının değer kaybetmesinde en büyük fonksiyon bu. Bunun gibi kaç şirket var diye baktığınızda zaten bu offshore olayını ilk Binali Yıldırım'da duymuştunuz. Şimdi Binali Yıldırım'ın karı dolar olarak yurt dışına gidiyor. Şimdi burada 2-3 değişik kayıp var. Sizin o 50 milyar karınız bankada kalsa, Türkiye'de bankada kalsa, bir onu kullanacaksınız ve onun bir vergisi olacak. Yurt dışına çıkarttığınız için onun vergisi de olmuyor. İki, bankada kaldığı zaman bir karlılık oranı olacak. Onun bir faizi, şusu, busu. O da bir kazanç olduğu için onun vergisi olacak. O da olmuyor. Yani toptan sadece kişi yasal ama etik olmayan bir şekilde o parayı yurt dışına çıkartıyor. Böylece Türk lirası değer kaybediyor. Döviz rezerviniz azalıyor. Bu bütün her şeye yansıyor. Yiyeceğinizden, içeceğinizden, alacağınız beyaz eşyaya kadar her şeye yansımaya başlıyor. Doların birdenbire bu kadar yükselmesi, daha doğrusu Türk lirasının değer kaybetmesinin nedeni bunun gibi onlarca şirketin olmasından kaynaklanıyor. Burada tabii bütün bu kolaylıkları sağlayan tek yetkili Erdoğan buradan ne kadar payını alıyor onu bilmiyoruz tabii. Ama ciddi bir şekilde payını alıyor. Zaten damadı vasıtasıyla alıyor ama bu şirketlere bu kolaylıkları sağladığı zaman Cengiz Holding de aynı şeyi yapıyor, diğerleri de aynı şeyi yapıyor. Bunlardan ne kadar kar sağlıyor onu bilmiyoruz. Erdoğan sağladığı bu karları da yurt dışına gönderiyor, mutlaka gönderiyor ama Türkiye'de tuttuğunda şöyle bir şey oluyor. Erdoğan'ın Türk parası üzerinden cebindeki para gitgide artıyor çünkü Türk parası değer kaybettikçe o bunları dolar olarak alıyor. Dolar aldığında Türkiye'deki kazancı hiçbir şey yapmadan ciddi bir şekilde artıyor. Şimdi Erdoğan'ın İsviçre bankalarında paralarının olduğunu biliyoruz. En azından büyük oğlu Burak İsviçre'de yaşıyor. Orada bunları koordine eden, gemicikler üzerinden bunları koordine eden kendisi. Tabii burada son dönemdeki uyuşturucu hesaplarını falan filan hem Binali Yıldırım gemiciklerin sayesinde hem Erdoğan'ın gemicikleri sayesinde bunları söylemiyorum bile. Şimdi bir ülke nasıl legal yoldan soyulur derseniz legal yoldan böyle soyulur. İşin komiği bunların hiçbir tanesini yargılama hakkınız da yok çünkü yasal yapılıyor. Bütün dünya yapıyor. Ürdün Kralı'nın da yurt dışında parası çıkmış. Bu şekilde çıkıyor. Şimdi ben size bu Rönesas Holding'den biraz bahsedeceğim. Daha diğer belgeler ortaya çıktıkça dediğim gibi ekonomist bir arkadaşımdan daha detaylı bir program yapacağım. Şimdi bu Rönesans Holding'in kurucusu Erman Ilıcak. Bu işin içinde annesinin de adı geçiyor. Ayşe Ilıcak. Ayşe Ilıcak, Alkogal firması aracılığıyla Dolmin International Limited ve Cover Trading Limited adlı iki şirket kurduğu görülüyor. İki şirkette Rönesans Holding'in üstlendiği ve halkın ödediği vergilerle yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın inşaatını devam ederken 2014'te kuruluyor. İkisinin de İsviçre'de faaliyet göstereceği belirtiliyor. Şirketlerin sermaye kaynağı da Rönesans Holding'in çalışma alanları olan inşaat, gayrimenkul ve enerji üretimi. Bu aile şirketi olarak geçiyor. Şimdi bu belgeler içinde şöyle bir şey çıkıyor bu Pandora Papers'ta. Cover Trading Limited hesaplarını yöneten İsviçre'li Kendris Limited firmasının 30 Haziran 2017'de hazırlanan raporuna göre Cover Trading Limited hesaplarına 2015 yılında 105 milyon 524 bin ABD doları giriyor. Bu 105 milyon ABD doları girdiğinde diyelim ki dolar 3 lira 315 milyon Türk lirası gitmiş. Fakat bu 105 milyon dolar çıktığı için Türkiye'den o 3 lira 3,5 lira oluyor. Türkiye'ye getirdiklerinde para birdenbire bir gün içerisinde ciddi bir şekilde artıyor. Şimdi hesaplayamadım birden konuşurken bu şekilde. Şimdi bu 105 milyon dolar
şirketin İsviçre'deki bank Pictet C hesabına yatıyor. Raporda sadece 2015 için nakit benzeri varlıkların faiz geliri olarak firmaya 491.616 dolar giriyor. Faiz geliri olarak giriyor bu para. Her iki firmanın da 2016 ve 2017'de de hiçbir aktivitesi yok. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bu paranın dışında yani bu parayla beraber Ayşe Ilıcak'ın bir yılda vergi cennetlerine aktardığı para 210 milyon 736 bin 132 dolar. Türkiye yani TL olarak karşılığı 1 milyar 802 milyara yakın bir para. Fakat dediğim gibi işte bu 210 milyon gittiğinde bu 1 milyar 874 milyon dediğimiz para bir ya da iki gün sonra 2,5 milyar Türk lirası gibi bir rakam oluyor. Şöyle söyleyelim. İşte o vergi kaçırma olayı böyle. O para Türkiye'de kalsa ve vergi olarak alınsa 750 milyon Türk lirası vergi olarak devlet kasasına girecek. Hem bu 750 milyon lirayı kaçırıyorsunuz, hem Türk lirası değer kaybediyor, hem de birileri daha da zengin oluyor. Evet, Pandora belgeleri bu şekilde. Bunu 117 ülkeden 600 gazetecinin araştırarak yaptığı bir çalışma. 12 milyon belge var. Bunların hepsi açıklandığında ortaya dünya İngiltere Başbakanından tutun da Ürdün Kralı'na kadar mutlaka Trump'ına esasında bizden nasıl oynadıkları, ülke falan yönetmedikleri, kendi çıkarları uğruna her türlü, söylemeyeyim o lafı, siz anladınız, her türlü rezilliği yaptıklarını göreceğiz. Bir şey değişecek mi? Mesela şöyle bir şey var. Rus Araştırma Komitesi ortaya çıkartmış. 2017'de Tarasyuk şirketini yaklaşık 1.3 milyar dolar ülke dışına usulsüz yöntemlerden çıkartmış. Kim bu? Alexander Tarasyuk. Bu yakalanmış, 10 milyonluk vergi kaçırmakla suçlanmış fakat 11 milyon dolar ceza ödemiş, dosya kapanmış. 11 milyon dolar ceza ödemişsiniz ama 1.3 milyar para değil, yurt dışına kaçırmışsınız. Yani çocuk oyuncağı gibi bir şey o ödediği ceza. Rusya'daki bu holding de Putin'e yakın birisinin holdingi. Şimdi canım dostum Putin, işte Putin açıklama yapıyor. Ben seniz bak silah kaçakçılığını biliyorum. Petrol, IŞİD'den petrolünü biliyorum diyor ama susuyor. Çünkü hepsi aynı kaba şey yapıyorlar. Onun için şu anda Biden Pandora Papers açıklandı, detaylar açıklandıktan sonra nasıl bir tavır alacak bilmiyorum ama sanıyorum Erdoğan görüşmelerinde Biden'la bu konuda anlaşamadı herhalde. Bana öyle geliyor. Bakalım nereye kadar gidecek ama dediğim gibi Türkiye'de zaten hükümet ya da cumhurbaşkanlığı sistemi senin vergi ödemeni önlüyor, üstüne teşvik veriyor, arsa veriyor, inşaat yapıyorsun. Sen bundan kar ediyorsun, sadece belli düzeyde bir maaş ödemişsin. 100 milyarın en kötü ihtimallerini düşünüyorum, onlara bir iyilik yapayım. 50 milyarı kar ve sen o 50 milyarı kaçırıyorsun dolar üzerinde. İşte o yüzden bu ülkenin ekonomisini bu sistemle, bu iktidarla hiçbir ekonomistini düzeltme şansı olmadığı gibi bir süre daha böyle giderse gelecek iktidarların da kolay kolay düzeltebilecekleri bir sistem olmayacak. Çünkü borç batağı çok ciddi bir şekilde büyüyecek. Ancak Küba gibi devrimini yaptıktan sonra Amerika benim sana borcum falan yok diyebilecek bir iktidar gelirse Türkiye bundan sonra biraz rayına oturmaya başlar diye düşünüyorum. Belki çok kötümser düşünüyor olabilirim ama bana öyle geliyor. Ya da en az 5 yıl çok ciddi bir Kemal Derviş'in döneminden beri bile beter bir döneme gireceğiz. Kemer sıkma, işte çok ciddi kararlar alma. Kaçırılan vergileri geri isteyebilir miyiz diyeceğim. İsteme şansınız yok dediğim gibi. Bunu bilhassa Eser Karakaş, Profesör Eser Karakaş üstüne basa basa söylüyor. Her şey legal hırsızlık gibi yapılıyor. Yasalara uygun hırsızlık yapılıyor. Yasalara uygun hırsızlık olur mu? İşte böyle olur. Benim anlattığım gibi olur. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.